burası Bahçeşehir ama Bahçeşehirlikten çıkıp tamamen beton şehirliğe döndü. Tek tek dikmiş olduğumuz ağaçlar 30 gün içerisinde sökülüp bir başka yere dikilecek diye kaldırdılar, götürdüler. İçimiz kan ağlıyor. Şu binalardan yaklaşık 107 tane konulduğunda sizce şu görüntü olur mu? İstanbul Büyükçekmece'de Albatros Parkı'nın satılmasının ardından Bahçeşehir göleti bir kez daha gündeme geldi. Orada yaşayanlar da tepkili. Çünkü binaların tam ortasında nefes aldıkları tek yer olan yemyeşil gölet alanında şimdi iş makineleri çalışıyor. Kafe ve restoran inşaatları yükseliyor hem de dere yatağında. 100 metrekarelik bir mekanı 3 milyon TL'ye sattıklarını biliyoruz. Aslında 11 bin metrekarelik bu alanın imara açılması uzun süredir tartışılıyor. Önce araziye 7 bin konutluk bir proje yapılmasına karar verildi. Tepkiler büyüyünce konut projesinden vazgeçildi ama sular durulmadı. Bu kez de turizme açıldı bu yeşil alan. İş yerlerinin yapılmasına izin verildi. Yeşil alan imara açıldıktan sonra 107 kafe ve restoranın inşaatı başladı. Çalışmalar devam ediyor ama şöyle de bir gerçek var. Burası sulak bir arazi. İşte dere yatağı. Hemen yanında kazılmış iki temel var ve ikisinin de içi suyla dolu. Temeller böyle su dolmuş, günlerdir kurumuyor. Bahçeşehir sakinleri imar planının iptali için dava açtı. Mahkemede burada yapılacak yapıların çevrecilik ilkelerine aykırı olduğuna karar verdi ve plan iptal edildi. Mahkeme kararına rağmen çalışmalar sürüyor. Karar tanınmıyor ki inşaat devam ediyor. Bu ülkenin adaletine, verdiği karara güvenmeyecek, uygulamayacaksak o zaman biz niçin dava açtık? Bahçeşehirliler Derneği öncülüğündeki bölge sakinleri mücadelede kararlı. Yerel yönetim bizim yanımızda olması gerekirken neden bizim karşımızda? Mahkemenin iptal kararına rağmen inşaata izin vermekle eleştirilen Başakşehir Belediyesi ise kendini savundu. İptal kararının çalışmaların yapıldığı bölümü kapsamadığını, yeşil alanında muhafaza edileceğini söylediler.